Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yine bomba gibi bir oyunun incelemesiyle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Call of Duty serisinin son halkası olan Black Ops Cold War. Biliyorsunuz uzun bir süredir Black Ops'un yeni oyununun Soğuk Savaş dönemine dayanacağı zaten konuşuluyordu ki duyurudan sonra bunun gerçek olduğunu gördük. Soğuk Savaş'tan ziyade Vietnam Savaşı'na da bazı göndermeler bulunan bir oyunla karşı karşıyayız. Şunu baştan belirtmem gerekiyor arkadaşlar. Genel itibariyle baktığımız zaman Call of Duty oyunlarının büyük bir çoğunluğu böyle uydurma hikayelere falan dayanıyordu. Özellikle bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki zamanları anlatan oyunlar. Fakat Black Ops Cold War'da gerçek yaşanmış hikayelere dayanan bir oyun karşımıza çıkıyor. Ki biliyorsunuz oyunda bir görevde Trabzon'a gidiyoruz. Ki bu görev bile yaşanmış bir hikayeden esinlenilmiş arkadaşlar. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Öncelikli olarak şunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Daha önce çıkan Black Ops oyununda hikaye modu yoktu. Bu bayağı bir eleştiri almıştı. Call of Duty Black Ops 4'te hikaye modunu çıkarmışlardı ve demişlerdi ki ya hikaye modu da yapacaktık ama zamanımız yetmedi. Biz de o yüzden sadece multiplayer moduyla oyuna devam edelim dedik gibi bir bahaneyle karşımıza çıkmışlardı. Fakat bu oyun severlerden bayağı bir tepki aldı. Bunun sonucu Activision dedi ki ya bu böyle olmayacak. Biz en iyisi hikaye modlarına geri dönelim dedi ve baktığımız zaman Black Ops Cold War'da da yine bir hikaye moduyla karşılaşıyoruz. Çok fazla spoiler vermek istemiyorum arkadaşlar hikaye modu hakkında. Fakat şunu söyleyebilirim. Hikaye modu genel olarak baktığımızda 6-7 saatlik bir uzunluğa sahip. Yani öyle aman aman bir uzunluk yok oyunda. Zaten görev görev gidiyorsunuz. Yani sizi işte Trabzon'dan alıyor, başka bir yere götürüyor, başka bir yere götürüyor. Dolayısıyla böyle süre gelen, devam eden bir hikaye söz konusu değil. Parça parça hikayeler var. Fakat hepsini bir bütün halinde birleştirdiğinizde gerçekten önünüze bambaşka bir hikaye, bambaşka bir anlatı çıkmış oluyor. Bir de bu olayların daha önce yaşanmış olmasından ötürü bir bölüm oynadıktan sonra hemen bir Google'a yazıp ya bakayım gerçekten bu aslı var mıymış yok muymuş gibi araştırmalara girebiliyorsunuz. Gerçekten bu açıdan güzel bir oyun. Hani Call of Duty serisinin önceki oyunlarında böyle uydurma isimler falan vardı. Zaten serinin önceki oyunlarını oynayanlar da bilirler. Fakat bu oyunda gayet böyle bildiğimiz şehirler ki Trabzon Türkiye'de yer alan bir şehir biliyorsunuz. Oyunun bir bölümü de Trabzon'da geçiyor. Bu bizi gerçekten çok heyecanlandırmıştı. Özellikle de Black Ops Cold War için yayınlanan tanıtım videosunda da bu bölüme yer verilmişti ki bu bölümdeki aksiyon dozajı gerçekten çok yüksek. Bunun haricinde pek çok tanınmış bölge ve şehre de yine seyahat ediyoruz oyun boyunca. Gelelim arkadaşlar grafiklerimize. Grafiklere baktığımız zaman gerçekten Call of Duty serisinin en kaliteli oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Şunu belirtmek istiyorum. Biz PlayStation 4'te inceledik oyunu. Genele baktığınız zaman diyebilirsiniz. Ya PlayStation 4'te ne kadar fark edebilir ki? Diye bir soru sorabilirsiniz. Fakat bunu Black Ops Cold War'ı oynamadan söylemeyin arkadaşlar. Son çıkan 2 Call of Duty oyununu PlayStation 4'te açtığınız zaman gerçekten aradaki farkı hissedebiliyorsunuz. Diyorsunuz ki madem PlayStation 4'te böyle grafikler yapabiliyordunuz neden önceki oyunlarda da yapmıyorsunuz gibi bir soru sorabiliyorsunuz. Peki gelelim Call of Duty Cold War ile gelen yeniliklere. Hikaye modunda arkadaşlar öyle çok bir yenilik yok. Yani böyle eski Call of Duty oyunlarını oynadıysanız oynanış tarafında sizi zorlayacak ya bu neymiş ben buna bir türlü alışamadım diyebileceğiniz bir olay söz konusu değil. Rahatlıkla oyunu başladığınız gibi bitirebiliyorsunuz. Çok böyle zorluk seviyelerinde açsanız bile oyun fazla sizi kasmıyor açıkçası. Özellikle FPS oyunlarına aşinaysanız adamları tak tak indirebiliyorsunuz. Zaten baktığınızda oyunda tek başınıza gittiğiniz görev sayısı biraz kısıtlı. Arkadaşlarınız size yardım ediyor. Yapay zeka desteği bir hayli fazla. Yani 5 kişi gidip de diğer yanınızdaki 4 kişi sizin tüm adamları öldürmenizi beklemiyor. Onlar da size biraz katkı sunuyor arkadaşlar. Bu da gerçekten önemli bir şey oyunlarda. Çünkü biliyorsunuz bazı yapımlarda bir ordu halinde gidiyorsunuz ama o yanınızdaki ordu resmen bütün adamları sizin öldürmenizi bekliyor. Sonrasında ise güzel iş çıkardık falan diye konuşuyorlar. Fakat Black Ops Cold War'da böyle bir şey söz konusu değil. Yanınızdaki yapay zeka elemanları da gayet aktif bir şekilde çatışmanın içerisinde yer alıyorlar. Bu da gerçekten güzel düşünülmüş bir detay. Gelelim online modlara arkadaşlar. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl pandemi zamanında Call of Duty Warzone oyunseverlerin beğenisine sunulmuştu ki ücretsiz olmasından ötürü bayağı da bir talep almıştı. Bu Black Ops Cold War oyununda da aynı şekilde devam ediyor. Yani Warzone
Black Ops Cold War'da da bulunuyor arkadaşlar. Ayrıca yapımcı ekip Warzone'da bulunan tüm dinamikleri de karakter özelliklerinde direkt olarak Cold War içerisindeki Warzone'a adapte etmeyi bir şekilde becermiş arkadaşlar. Yani benim eski oyundaki verilerim, puanlarım, başarılarım vesaire gidecek diye üzülmeyin. Hepsi yeni Warzone'a, yeni haritalara, yeni deneyimlere açık hale gelecek. Burada bir sıkıntıya girmenize gerek yok. Bunun dışında klasik multiplayer modları devam ediyor. Yani multiplayer modlarında o bu mod yeniymiş, gerçekten çok harika bir mod dediğimiz bir şey yok arkadaşlar. Bildiğimiz klasik Call of Duty multiplayer deneyimi bu oyunda da Black Ops Cold War'da da bulunuyor. Genel itibariyle Call of Duty Black Ops Cold War bu şekilde. Eğer seriyi seviyorsanız ya da FPS oyunlarını seviyorsanız mutlaka deneyimlemenizi önereceğim bir oyun arkadaşlar. En azından hikayesini alın bir oynayın. Gerçekten sürükleyici bir hikayesi var ve dediğim gibi gerçek olaylara dayanması da oyunun eğlencesini bir tık daha arttırıyor. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.